Merhaba. Herhalde onluktan az alışveriş için kart kabul etmezsin. Mesaj silinsin mi? Mesaj telefonunuzdan silinecek. Merhaba. Ne istiyorsun? Seni de görmek güzel. Bilmiyorum. Seni kontrol etmek istedim. Beni kontrol etmek için mi geldin? Endişelendim. Yorgun görünüyorsun. Yapma Chloe. Gerçekten ne istiyorsun? Paranoyanın son bölümü bugün başlıyor. Hadi oradan. Ciddiyim. Oyuna girebilmemiz için sadece bir seviye kaldı. Çözülecek tek bulmaca kaldı. Git buradan. Çözebileceğine eminim. Paranoya da hiç kimse senin kadar ilerleyemedi. Umurumda bile değil. Anlıyor musun? Her şey bitti Chloe. Beni duyuyor musun sen? Her şey bugün başlıyor. Hayır, sen beni dinle. Yüzünü aylardır görmedim. Ama ilk yaptığın şey buraya gelip bana bu saçmalıkları anlatmak. Bilgisayarlarımızın önünde bir ipucu bulmak için 7-24 bir yıl harcadık ve hiçbir şey bulamadık. Milyonluk ödül artık seni ilgilendirmiyor mu yani? O hale dönmek istemiyorum. Bizi mahvetti. Bizi mahveden şey o değildi.
1 milyon avro ile neler yapabiliriz bir düşünsene. İkimiz mi? İki siyah kuğu hakkında bir makale okudum. Manchester'daki hayvanat bahçesinden kaybolmuşlar. İki siyah kuğu. Paranoyanın amblemi. Sadece tesadüf. Ama tabii hayvanat bahçesinde hiç siyah kuğu yokmuş, kontrol ettim. Çok garip. Hayvanat bahçesine mail attım. Bana cevap verdiler. 24 dikkatli ol. 24 dikkatli ol bir kod olmalı. Tamam, iki sayı, iki kelime, belki de posta kodudur. Şimdi A'nın 1'e, B'nin 2'ye, C'nin 3'e, D'nin 4'e eşit olduğunu varsayalım. Yani 24 BD'ye eşit oluyor. Dikkatli olma, kelimelerin ilk harfleri B ve C. Yani 23. Yani çıkan BD 23. İşte buldum. Skipton City'nin ana sayfası. Posta kodu BD418. Ekosistemimizin korunması, siyah kuğunun korunması, işte bu. Gördün mü? Yolda geçen bir yıl bizi aynı yere getiriyor her zamanki gibi. Bu akşam gece yarısına kadar orada olacağız. Bu ne demek oluyor ki? Yolda geçen bir yıl bizi aynı yere... İlk kutuya 01 yaz. Bizi aynı yere getiriyor. Her zamanki gibi. Sonsuzluk sembolünü dene. Bu akşam gece yarısına kadar orada olacağız. Bugünün tarihini yaz. 0811. Hayır, olmadı. Tamam. Geri dön. Yolda geçen bir yıl. Tekrar 01. Sonsuzluğun yerine... 0-0 deneyelim. 0 ve 8. İşte oldu. Skipton'da rave partisi. Sen bir dahisin. Hadi bulalım şunu. Anne. Sana bir şey sorabilir miyim? Sana söyleyeceğim şeyi pek sevmeyeceksin. Ama ben... Senin için sorun olmayacaksa bu gece Chloe ile gezmeye gideceğiz. Ne düşündüğünü biliyorum. Beni çok incitti ve... Ona hala aşık olduğum için beni affeder misin? Ha, kusura bakma. Bir ara arabamı temizlemem gerekiyor. İstersen onu arkaya koyabilirsin. Manchester akıl sağlığı var. Görünürde rave partisi yok. Orada. Hani? Orada, hemen orada. Gördüm. Partiyi kim yapıyor? Bunca şeyi kim ödüyor? Ve bu insanlar kim?
Yani gerçekten partiye gelenler mi yoksa oyunun bir parçası mı? Naomi burada. Demek ki hala oyunda. Hem de nasıl. Ama o buradaysa doğru yoldayız demektir. Hadi paranoyanın girişini ondan önce bulalım. Bunu duyuyor musun? Neyi? Kuğu Gölü'nün müziği. Tekno çalıyor. Hayır. Uzaktan geliyor bak. Daha uzaktan gel. Tek bir joystick var. Nasıl karşı karşıya oynayacağız ki? Bilgisayara karşı oynarız. Önce oynamak ister misin? Hayır, sağ ol. Kerry, baya karşı. Başla. Hadi. Kahretsin. Senin sıran. Aya, Terry'e karşı. Birinci round. Başla. Evet. Acele etseniz iyi olur. Daha gidecek çok yolunuz var. Peki, şimdi nereye? Tamam, bunlar koordinatlar. Bir bakalım. Buldum işte. İşte paranoya. Öyle gibi.
Sizi bekliyorlar. Her yerde kamera var. Bu normal. Oyunu izlemeleri gerekiyor. Kusura bakmayın çocuklar. Sessiz başladık. Yine de hoş geldiniz. Ben Ray. Ben Maxim. Jablowski. Ben Chloe. Demek oyuna geri döndün. Bir süredir çevrimiçi olmuyordun. Paranoya'ya hoş geldiniz bayanlar baylar. Öncelikle sizleri tebrik etmek isteriz. Binlerce umutlu oyuncu arasından yalnızca siz buraya kadar gelebildiniz. Bu yarışma sizin için yaratıldı. Yeteneklerinizin sınırlarına kadar zorlayacak, zayıf yönlerinizden yararlanıp sizi hiç sınanmadığınız gibi sınayacak. Bu hastane oyun alanınız. En uzak gizli yerleri, en karanlık köşeleri oyun süresi boyunca sizindir. Devasa bir kaçış oyunu oynamak üzeresiniz. Her odadan çıkıp bir sonraki seviyeye geçmek için bir bulmaca çözmeniz gerekecek. Her bir odadan çıktığınızda size bulmacanın bir parçası verilecek. İlk parçayı bulmuşsunuz. Tamamlandığında hastaneden çıkmanızı sağlayacak olan kombinasyonu verecek. İki kişilik takımlara bölündünüz. Hastaneden çıkan ilk ekip milyon avro olup ödülü kazanır. Oyun başladıktan sonra oyundan ayrılmanıza izin verilmeyeceğini unutmayın. Son olarak aranızdan biri vazgeçip oyundan ayrılmak isterse bu son şansınız. Chloe! Gördüğünüz gibi hepiniz oyuna başlamak üzere teşhit halindesiniz. Oyunda kalabilmek için takım arkadaşınızı bulmanız gerek. 3, 2, 1, başlayın. Thank you.
Chloe! Lucas! Lucas! Seni duyabiliyorum. Odalarımızı birbirine bağlayan bir havalat. Evet, görüyorum. Bir anahtar buldum ama hiçbir kilidi açmıyor. Kapıyı... Kapıda kilit yok. Senin kapıda da metal bir plaka var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Bu lanet kapıyı nasıl açacağım ki ben? Tamam, peki. Chloe, buldum, tamam mı? Eğer sen açamıyorsan anahtar benim olmalı. Anahtarı bana atmanı istiyorum, tamam mı? Atamamışsın. Aldım, aldım. Orada bekle Chloe. Merhaba. Hadi gidelim. Tamam, şimdi oda 7'yi ara. İşte. Tamam. Vay canına. Burası ne böyle? Tamam. Herhalde bu kapıdan geri çıkmak zorundayız. Üzerinde tuşlar var. Yani bir kod falan bulmamız gerek. Yatağa yat. Sence bunu mu takmak zorundayız? Evet. Tamam tamam, ben yaparım. Emin misin? Evet. Hadi korkak olma, tak şunu. Tamam, şimdi etrafa bak. Çözmemiz gereken bir bilmece olmalı. Aa, olamaz. Tamam, hayır. Bundan hiç hoşlanmadım Chloe. Hareket etme. Hemen çıkmamız lazım. Zamanında çıkamazsak ne yapacağız? Gelme. Bilmeceyi bul hadi. Acele et. Tamam. Bilmece gibi görünüyor. Yani galiba bazı parçaların arkası siyah. Yani burada bir tür şekil yapmam gerek. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Ne yapıyorsun? Bulmaya çalışıyorum. Anlamadım ki. Net bir şekilde kuğu var Chloe. Yanlış bir şey yapıyor olmalısın o zaman. Yapamıyorum. Hayır. Pes ediyorum. Çok tehlikeli. Hayır, hayır, hayır. Seni çözmeyi deneyeceğim, tamam mı? Hayır. Kuğuyu bitir. Kuğuyu bitir dedim. Bana güven. Burada bir şey görüyorum. Yapmaya devam et. Sen aklını mı kaçırdın Chloe? Lucas. Bir dakika kaldı. Yap şu lanet kuğuyu hadi. Bir dizi rakam var.
Bir dizi rakam görüyorum. Okuyabilmem için bıçakların daha da yaklaşması gerekiyor. Ah, tamam. Ah. Tamam. Lucas. Gördüm. İlk satır 5, 30 ve 6. İkinci sıra 3, ortadaki eksik ve sonra da 7. Yani kayıp numarayı bulmalıyız. Lucas, 10 saniye kaldı. 5 kere 6, 30. Tamam, buldum. Yani 5 kere 6, 30. 3 kere 7, 21. Yani elimizde 5, 30, 6, 3, 21, 7. Tamam. Chloe, burada ne halt ediyoruz biz? Psikopatlar. Şimdi oda 11'i arayın. Gidelim. Chloe. Hadi. Chloe, burada bir sorun olduğunu göremiyor musun? Chloe, beni dinlemiyor musun? Oda numarası kaçtı? 11. Lanet olsun. Artık önümüzdeler işte. Peki. Tamam, bir bakalım. Başka bir oda deneyelim. Belki oradan tekrar oyuna dönebiliriz. Bunu duydun mu? Hayır, dur. Bu taraftan geliyorum. Sence oyun burada da sürüyor mudur? Bilmiyorum. İpucu arayalım hadi. Vakit harcamayalım. Ötekilerin bizi dümdüz etmesini istemiyorum. Tamam. Şuradaki kitaplığa bir göz atalım. Klasik müzikten anlar mısın? Birazcık. Sen? Hayır. Burada bir asma kilit var. Her rafta Kuğu Gölü notaları var, baksana. Ve 3 raf var. O kilit 3 haneli değil mi? Evet. Tamam, şimdi ilk raf 4. pozisyonda. 4. İkinci raf 7. pozisyonda. 7. Ve 3. rafta 9. pozisyonda. Olmadı. Tanrım dur. Dur. 479 numaralı bir nota serisi var. Chopin'in sol minör baladı. Aman tanrım, bizi burada öldürmeye mi çalışıyorlar? Hadi acele et. İrlandalı bir besteci arayalım hadi. Neden İrlandalı? İrlanda o haritada yok çünkü. Tamam. Albert Kettleby. İngiliz. Learmont Drisdell. İskoç. Aman tanrım, burada bir kitap var. Çalınan mektup. Edgar Allan Poe. İrlandalıydı değil mi? Hayır, Amerikalı. Tamam, artık çıkışı tamam. Bulmamız gerekiyor. Gitmemiz gerek. Tamam, işte bu. Brave Delirium. Bunu tanıyor musun? Hayır. Aa, dur. Evet. Delirium. İrlandalı. Ya Brave nedir? İki tane birlik nota.
Yani şarkı da olmalı, öyle değil mi? Tamam, sayfalara bir bakayım. Tamam, dördüncü sayfada 6 brief var. 6. Yedinci sayfada 3 brief var. 3. Ve dokuzuncu sayfada 8 brief. 6, 3, 8. İşe yaradı, işe yaradı. Bunları aramak yıllarımızı alacak. Sakin ol Lucas. Nasıl sakin olabilirim? O da yanıyor. O zaman bilmeceyi çöz. Ne bilmecesi Chloe? Bunun bir parçası olup olmadığını bile bilmiyorum. Galiba burada kaldık. Buldum, buldum. El Renacimiento de la Música Clásica Irlandesa. İspanyolcan nasıldır? Pianist nereye gitti? Lucas. İspanyolcam çok kötü. Seninki? Benimki de öyle. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum. Deha olan sensin. Bul ve bizi buradan çıkar hadi. Çalınan mektup. Ne? Çalınan mektup. Piyano notalarını bitirmemiz gerektiğini nasıl anladın? Poe'nun çalınan mektupta dediği gibi bir hazineyi saklamak için en iyi yer en göze çarpan yerdir. Çünkü orayı aramak kimsenin aklına gelmez. Çok açık değil mi? Herkes daha karmaşık bir ipucu arar. Yani İrlanda ve diğer her şey yanlış ipucu. Ve en göze çarpan şey de piyanoydu. Evet. Kağıtta ne yazıyordu? Onunla yüzleşirken eşitiz. Kanun mu? Ölüm? Sakın bana bunun düşündüğüm şey olduğunu söyleme. Bu ne şimdi böyle? Bir tuş takımı. Tuş takımı bu sefer daha karmaşık. Sıfırla dokuz arasındaki rakamlarla A ile F arasındaki harfler var. Normal bir deste gibi görünüyor. Sanırım eksik kart yok. 1, 2, 3. Ne oldu? Ne? Tanrım. Ne oldu Chloe? Ne? Sakin ol, merak etme, tamam mı? Belki de başka bir şeydir. Merak etme. Bu da oyunun bir parçası mı? Şişt, merak etme. Merak etme, sakin ol. Burası neresi böyle? Tamam, sen masaları çek hadi. Tamam. Yeah.
Tamam, kapıyı tut Chloe. Tamam, bunu yana çevir, yanına bak, tamam mı? Tamam. Kapıya git. Hayır, lanet olsun, kodatörlüyor musun? Şunu dene. CA2199. Acele et Chloe. İşe yaramadı. CA2107. Oldu, hadi. Bulmaca parçasını aldım ama kağıdı alamadım. Ya kahretsin. Şimdi nereye? O pis ucube hala peşimizde. Tamam hadi 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 hadi. Nasıl dışarı çıkacağız? Şu taraftan, şu taraftan. Burası tam bir labirent. Kapı. Lucas! 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 Chloe! Kapı bırakma! Kapıyı açamıyorum! Kapıyı açamıyorum! Chloe! 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 Çocuğunuzu dahiye çevirmenin yolları. İmdat! 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 Yardım edin! Hayır, hayır. Yaptığımız her bir hatanın cezayla sonuçlandığını bildiğimizde hafıza yetimizin geliştiğini biliyor muydun? Tıpkı hata yaptığında ebeveynlerine tokat atması gibi bunu deneyimlemek üzeresin. Lütfen beni bırak, lütfen beni bırak, seni psikopat! Cezanın hafızayı ne kadar etkileyebileceğini ölçeceğiz. Sana 11 çift kelime vereceğim. Bir isim, ardından bir sıfat. Sana sıfatlardan birini söylediğimde bana betimlediği ismi söyleyeceksin. Bu işlemi toplam 10 kez tekrarlayacağız. Her hatam cezalandırılacak. En az 5 doğru cevap seni özgür bırakacak. 5 doğru cevap veremezsem ne olur? Zihin, hasta, ceset, soğuk, haç, siyah, zindan, koyu, anne, gizem, çember, renkli, hazine, gömülü, ruh, uçan, varlık, yok, rüzgar, şiddetli, katil, masum. Koyu. Zindan. Doğru. Sonraki kelime uçan. Gökyüzü. Yanlış. Gizem. Tekrarlıyorum. Gizem. Chloe. Yanlış. Sonraki kelime. Renkli. Çamur.
Beyler. Doğru. Sonraki kelime şiddetli. Bilmiyorum. Yanlış. Mazoşist bir çizgide ilerliyor gibisin. Neyse, güzel haberlerim var. Şoklar gittikçe güçlenecek. Sıradaki kelime soğuk. Bilmiyorum. Yanlış. Sıradaki kelime hasta. Sesin... Doğru cevabı verdiğinden emin olmak için sana zaman vereceğim. Dikkatini topla. Sesin tanıdık geliyor. Yanlış. Sadece 3 sorum kaldı. Bu son şansın. Şu ana kadar 5 yanlış cevap verdiğin için artık hata hakkın yok. Sonraki kelime katil. Suçlu. Öldür onu. Hayır, hayır, hayır.
Chloe benim. Keşke sabah evet demeseydin. Ray partisini bulamazdık. Bu akıl hastanesinde tıkılı kalmış olmazdık. Chloe, neden bana akıl hastanesinde bir yıl geçirdiğini söylemedin? Deli olduğumu düşünmeni istemedim. Biri kapıma haç asıp duruyordu. Her gün, aylarca, her bir gün. Kim olduğunu hiç öğrenemedim. Sonra da beni etkilemeyi başardı. Depresyona girdim ve akıl hastanesine yattım. Çıktığımda ise haçlar tekrar ortaya çıktı. Ben de taşındım. Ayrıldığımızdan beri işler benim için oldukça kötü gidiyor. Benden ayrıldığından beri yani. Beni ayrılmaya zorladın. Neden bana hiç annenin nasıl öldüğünü söylemedin? Şey, 16 yaşındaydım ve onu hırsızlar öldürdü. Bir partideydim. O kadar sarhoş oldum ki eve gelip bayıldım ve hiçbir şey duymadım. İçeri girdiklerini duymadım. Annemi öldürdüklerini duymadım. Hiçbir şey. Yardım istemiş olmalı, değil mi? Köşeden çıkıp geleceğimi ve onu kurtaracağımı düşünmüş olmalı. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Bodrum katında bir şey arıyorlarmış. Neydi? Neydi bilmiyorum ama annem için önemli bir şeymiş herhalde. Ama bodrum katına hiç inmemişler. Hep bodruma inmek istemişimdir, biliyor musun? Ama ben bodruma hiç inmedim. Çünkü ben ona ihanet ediyormuş gibi hissettim. Lucas. Lucas. Çok üzgünüm. Şuna baksana. Naomi'ye benziyor. Dur bir dakika, burada hasta mıymış? Dosyasına yazmışlar. Tehlikeli hasta. Burada 16-17 falan olmalı. Yıllar önceymiş. Baksana ne yazıyor. Sivri nesnelerden uzak tutun. Kalem, anahtar, tornavida gibi. Max'in boğazına bir tornavida saplıydı, hatırladın mı? Herhalde buraya ergenken başka nedenlerden yatırılmış ama şimdi hapis kaldığı onca yılın intikamını istiyor. Ve acısını masum oyunculardan mı çıkarmak istiyor? Hayır, buna inanmıyorum. Ben ciddiyim Lucas. O olduğundan eminim. Tamam, bak bir parça daha bulmamız gerek. Sonra bulmacayı tamamlamış olacağız, hadi. Hadi bunu da alalım, gel.
Şimdi cennete yükseleceksin. Şimdi cennete yükseleceksin. Şimdi cennete yükseleceksin. Şimdi cennete yükseleceksin. Buna inanamıyorum. Onca zamandır tam önümüzde duruyormuş. Dur. Galiba bize doğru gelmiyor. Uzaklaşıyor. Jablonski! Naomi seninle değil mi? Hayır, ortadan kayboluldu, çok oldu. Max'le ne olduğunu gördünüz mü? Evet. Ray'i de öldürmüşler. Ne? Naomi'yi en son ne zaman gördün? Bilmeceyi çözdükten sonra kapıyı açıp dışarı çıktı. Ben çıktığımda ise gitmişti. Max'le olanlardan önce miydi, sonra mıydı? Önce. Max'in cesedini bulduğumda yanımda değildi. Buraya gelmeden önce Naomi'yi tanıyor muydun? Neden bu kadar çok soru soruyorsun? Çünkü 10 yıl önce burada yatmış. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Burada neler oluyor? Olan bir psikopatın kaşış oyunu oyuncularını bir tornavidayla öldürmesi. Dur bakalım dur. Belki o da ölmüştür. Oyun zaten böyle işlemiyor mu? Oyun mu? Konu artık oyun değil, anlamıyor musun? Konu bizi koridorlarda kovalayan lanet bir katil. Oyun hala devam ediyor. Ve rakibiz. Ne? Hiç mantıklı değil Jablonski. Takım olarak daha güçlüyüz. Evet, bol şans. Şimdi cennete yükseleceksin. Bu ne demek? Bilmiyorum. Belki bir sonraki seviye dışarıda gün ışığındadır, olamaz mı? Evet, zekice ama... Hayır, bu dini bir şey. Dini. Şapel. Belki hastanede bir şapel vardır. Evet ama hala anlamadığım şey... ...o kapının hemşireye elektrik verince açılması. Çünkü zekamı test etmiyorlarsa... ...neyi test ediyorlar? Öldürme yeteneğini. Şu resme baksana. Oturma odasındakine benziyor. Evet. Evet öyle. Annemin en sevdiği resme benziyor. Garip. Bir akıl hastanesindeki hastanın yaptığı tablo nasıl olur da sizin evde olur ki? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ne yapacağız? Tamam, artık geri dönemeyiz. Sadece sessizce gidelim, tamam mı? Geçip gidelim. Çıkış yolu yok. Çıkış yolu yok. Kendine hakim ol, tamam mı? İşimiz bitti. Bittik biz. Naomi. Sadece buradan geçmek istiyoruz, tamam mı, o kadar. Ani bir şey yapmayacağız. Sadece geçmek istiyoruz. O kadar. Neden sopanız var? Sana zarar vermeyeceğiz, söz. O zaman neden sopanız var? Çünkü senin de bize zarar vermeyeceğini bilmemiz gerek. Tamam mı? Neden herkes benden korkuyor? Ben küçükken bile böyleydi. Naomi, oyunda birinin öldürüldüğünü biliyorsun değil mi? Biliyorum. Cesetleri ben de gördüm. Cinayetler olurken neredeydin? Bilmiyorum. Tamam Naomi. Onu cebinden çıkarmanı isteyeceğim, tamam mı? Yavaşça. Yavaşça, yavaşça, yavaşça. Sadece yere koy.
Yavaşça. Çok yavaşça. Birisi cebime koymuş. Bunu neden yaptın Naomi? Chloe, yapma. Senin tuhaf olduğunu hep biliyordum ama bu... Yapma Chloe. Yani bunca zamandır hastanede, odanda paranoya mı oynuyor? Yapma! Benden uzak dur. Sen de. Sakin ol. Gelmeyin. Benim deli olduğumu düşündürmeye çalışıyorsunuz değil mi? Çalışmıyoruz. Kırılganlığımı kullanıp farkında bile olmadan yaptığıma inandırmak için yapıyorsunuz değil mi? Sakin ol. İşe yaramayacak. Ne yapıp ne yapmadığımı biliyorum. Tamam. Peki onları nasıl öldürmüşüm? Ha? Uyurlarken mi? Sizi şerefsiz pislikler. Deli diyorsunuz ama ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Ta ergenliğimden beri kafamı karıştırıyorlardı. Hepsi benim delirdiğimi düşünmemi istiyor. Ama artık hepsinden iyice bıktım. Gerçeklik vizyonunuzu bana zorlamanızdan iyice bıktım. Beni rahat bırakın. Tamam mı? Beni rahat bırakın. Ben onlar gibi değilim, tamam mı? Onlar gibi değilim, yemin ederim. Şimdi bırak onu, tamam mı? Bana güvenebilirsin, tamam mı? Chloe, sopayı bırak. Tamam mı? Bana güvenebilirsin. Chloe, sopayı yere bırak. Chloe, bırak şu sopayı. Gördüklerine güvenemiyorsan yaşamanın ne anlamı var ki? Bunu neden yaptın? Neyi neden yaptım? Durumu kontrol altına almıştım ama onu paniklettin. Ciddi misin sen? O tam bir psikopattı. Sırf sen istediğin için tornavidayı bırakacağını mı sandın yani? Evet, bırakacaktı. Ne kadar safsın. Lanet olsun sana. Üç yığın toz var. Sizi gidi ukalalar. Bu bir üçgen. Baba, oğul ve kutsal ruh. Üç farklı matkap. Üç çekme forsepsi. Üç şişe. Burada üç dolgu var. Üçüncü ve 33. sayfa kıvrık. Hep üç numara. Şahsi fedakarlık.
Bırakın beni şerefsiz herifler. Bana ne yapacaksın? Tamam. Tamam. Lütfen. Hayır. 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 Chloe, iyi misin? Chloe, neden kanına kaplısın? Chloe? Onu kurtarmaya çalıştım. Geldiğimde hala nefes alıyordu.
Jablonski. Tanrım! Ama hiçbir şey yapamadım. Chloe, ne oldu? Katil. Chloe? Senden yardım isteyemeden beni yakaladı. Neden ortadan kayboldun? Ama kaçmayı başardım. Tamam. Tamam, hadi. Gidelim, tamam mı? Gidelim. Sadece ikimiz kaldık. Bir çıkış yolu bulalım Chloe. Yardım et, çünkü hala peşimizde bir katil var. Ödül bizim olacak. Chloe, öyle değil mi? Chloe. Tarot kartlarında genelde İncil'den semboller olur. Bu da İncil'den sayılır. Bu İncil'i birkaç kere referans vermiş. Burada eşit aralıklarla 7 dal var. Yakup'un merdiveninin 7 basamağı gibi. Chloe. Şey gibi ha. Girişin 7 derecesi gibi. Yani insanı yeryüzünden cennete bağlayan şey. Ya da cehenneme. Yakup'u görebildin mi? İşte bu Yakup. Hadi, tepede bizi neyin beklediğini görme vakti. Tamam. Neden durdun Chloe? Üzgünüm. Ne? Seni şerefsiz pislik! Seni şerefsiz pislik! Chloe! Hayır, 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 hayır! Lucas, çok üşüyorum. Tanrı aşkına... Tamam.
Ne oldu? Lucas. Lucas. Hayır. Lucas. Hayır. Lütfen hayır. Beni affet. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Benimle kal. Orası benimle bana, kal. Kul. Bana aklımı kaçırttı. Chloe, Chloe benimle kal. Benimle kal. Hayır, sen git hadi. Artık hayatla yüzleşmeye hazırsın. Seni seviyorum tatlım. Hayır, 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 hayır. Chloe, 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 Chloe. Hadi seni korkak şerefsiz! Neredesin? Hadi! Hadi! Yüzleş benimle! Hadi gel benimle yüzleş. Seni korkak şerefsiz. Senden yıllardır saklıyorum. Eylemlerin için sorumluluk alma vaktin geldi. Paranoyayı, Chloe'yi tuzağına düşürmek için sen yarattın. Yıllardır senden kaçıyordu. Aslında seni terk ettiğinden beri. Kapa çeneni! Onu o kadar taciz ettin ki... Seni terk etti. Çünkü paranoyak ve şiddete meyilliydin. Chloe! Chloe! Kapa çeneni! Kapa çeneni! Gerçekte istediğim bu değil mi? Gerçekte istediğim bu. Canavarı unutup eskisi gibi devam etmek. Vicdanını unuttum. Lucas? Defol! Lucas. Sana defol dedim. Ha? Beni delirtmeye çalışıyorsun değil mi? Yaptığın şey bu. Ya da en azından deli olduğumu düşündürmeye çalışıyorsun. Kırılganlığımı kullanıp farkında bile olmadan bir şey yaptığıma inandırmak için. Ne yapıp ne yapmadığımı biliyorum. Kapa çeneni! Oh.
Anne, yapamıyorum. Denemeye devam et tatlım, pes etme. Çok zor. Başaracaksın. Sen en iyisisin. Hep iyi olacaksın. Şimdi dikkatini topla. Seni seviyorum anne. Ben de seni seviyorum ama daha iyisini yapmalısın. Anne! Geri gel! Üniformalı bir adam gördüğünü mü söylüyorsun? Eline ne oldu? Aa, çocukluğumdan kalma bir yara. Tamam, bir dakika bekle. Anladım. Sağdan geldiklerini düşünüyorum ve bu taraftan kaçmış olabilirler. Peki sakin ol. Biraz dinlenmen gerek, tamam mı? Seni eve götüreceğiz. Ama şehirden ayrılma. Hala sana soracağım birkaç soru var. Tamam.
yaptığımı biliyorum. Evet. Annemi nasıl öldürdüm? Uyurken mi? Defol! Doğanın gelmesini bekliyordum. Artık hayatla yüzleşmeye hazırsın. Thank you.